Yakışıklım kan her türlü toksik maddeyi, virüsleri, atık maddeleri taşıyan zararlı bir madde. Yani kanın içinde neler var? Vücuttaki zehirli toksik maddeler var. Çünkü o böbreğe, karaciğere gidip onlar orada düzenliyor. Atıklar var. Yıkılmış hücre atıkları var. Besleyici bir madde yok içinde. Yani vücut kana karşı reaksiyon gösterir. Çok alerjik bir maddedir. Ama eski dönemlerde işte kan içeriz, kanlanırız. Kansızsan kan içersin, kanlı canlı olursun. Böyle abuk subuk. İşte boğa kan içen boğa gibi olur. Eşek kan içen eşek gibi olur falan böyle. Abuk subuk inançları vardı yani böyle. Ve dolayısıyla kendilerine zarar veriyorlardı bilmeden. Allah bilimsel bir gerçeği insanlara bir nimet olarak bildirdi. Kan haramdır dedi. Ve böylece insanlar bu büyük zarardan kurtulmuş oldular. Kanı vücut sindirmez. Kan çok zararlı bir maddedir. Toksiktir ve çok zararlı. Her türlü içinde zehir, şu falan, virüs, bakteri her şey bulunabilir. Mesela hayvan grip oluyor kanında. Bir hastalık oluyor kanında. Her şey olabilir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah nimet olarak bize tehlikeli maddeler, mesela şarap çok faydalı diyorlardı eskiden. Şarap içen kanlanır, canlanır. Kıpkırmızı oluyor, görmüyor musun diyor adam diyor. Kan gibi eli yüzü diyor. Ya şarap yaradığı için diyor. Halbuki adam şarap içtiğinde yüzünde ve vücudunda kılcal damarlar yırtılıyor. Kanama oluyor. Cilt altında kanama oluyor. O kanama yaygınlaştığı için bütün cilt kıpkırmızı oluyor. Halbuki kansız adam. Adamda kan yok. Kansız. Bihtap. Ama kıpkırmızı, kanlı canlı görünüyor. Hele hele diyor ya, şarap nasıl da yaradı diyor. Halbuki şarap büyük bela vermiş, evet. Adamı hasta yapmış, evet. Kansız hale getirmiş, takatsiz hale getirmiş. Ve cildindeki damar yapısını parçalamış, cilt altında kanama meydana gelmiş. Bu belalardan ve toksik maddelerden Allah insanları korumak için şarabı yasaklamış. Yoksa bilinmiyordu bak, bu da bilinmiyordu. Allah'ın büyük nimeti. Ahir zamanda daha yeni öğrendi bilim bunu. Şarap çok faydalı biliniyordu. Çok zararlı bir madde oldu, daha yeni anladı. Metil alkol. Acayip zehir, çok tehlikeli. Özellikle metil alkol çok tehlikeli. Efendim, domuz eti. Adamlar domuz etine işte kızartıp mızartıp büyük bir iştahla atlıyorlardı diyelim. Bilinmiyordu. Sonra baktılar ki domuzun yağının molekül halkası çok büyük. Ve kükürt birleşikleri var. Yani molekül halkasında kükürt birleşikleri var. Rastlanan bir durum değil. Ve kolesterolü en yüksek hayvan. Yani en ağır yağ. Yani doymuş yağlar çok yüksek. Doymamış yağlar neredeyse yok gibi. Ve molekül halkası çok büyük. Ve kükürt bağlanmış. Ya son derece tehlikeli. Ama insanlar işte domuz yersin, işte domuz gibi olursun falan diye böyle kendilerini kandırıyorlardı. Domuz gibi olmak istiyorsan domuz ye falan. Adama sonra nasıl domuz gibi olduğunu söylüyor. Şimdi ondan bitiyor mu? Bitmiyor. Domuz trişini var mesela. İnsanlar bunu bilmiyorlardı. Yiyor, beyninin içinde domuz trişini gelişiyor. Ve adam öldürüyor. Doku içerisinde gelişerek öldürüyor. Veya sakatlamaya sebep oluyor. Buna benzer zararlarını bilinmediği için Allah domuzu da yasaklamış. Büyük nimet. Bak bilimsel muazzam bir destek insanlara. Tıbbi bir destek vahiyle. Vahiyle bilimsel tıbbi bir destek. Ve bu sayede yüz milyonlarca insan ölümden kurtulmuş oldu. Şarabın yasaklanması, kanın yasaklanması, domuzun yasaklanmasıyla yüz binlerce, yüz milyonlarca insan ölümden kurtuldular. Bu Allah'ın bir lütfudur. Büyük bir nimetidir. Allah'ın bir inayeti, bir kalplere verdiği bir surur, iyilik ve güzelliktir.
Evet, dinliyorum.